Herkese selam, ben Serbülent Buharalı. Kanalımın hiçbir geliri yok. Eğer kanalımın bir geliri olsaydı bir vakfa bağışlardım. Bu ay BBC Science dergisinde dikkatinizi geri kazanmanın 5 basit yolu diye bir makale yayınlandı. Ve bu benim çok hoşuma gitti, makaleyi hemen okudum. Şöyle bir sorun var, bütün öğrencilerimde, hatta bizde, herkeste bir sorun var. O da dikkat verememe, odaklanamama sorunu herhangi bir şeye. Şimdi Irvine Üniversitesi, Kaliforniya'da, burada psikolog doktor Gloria Mark diye biri var. Bu bir çalışma yapıyor ve insanların ortalama dikkat süresinin 47 saniye olduğunu buluyor bu yıl. 2004 yılında yine aynı araştırmayı yapmışlar. O zaman dikkat süresi 2,5 dakika. Yani insanın dikkat süresi inanılmaz azalıyor gittikçe. Çünkü her taraftan bizi uyaran bir şey var. Oradan telefon çalıyor, buradan Instagram'dan bir şey geliyor. Başka bir şey yapmak istiyorsun. Sürekli beynimizi kurcalayan bir şey var. Bir işe oturuyorsun, kitap okumak istiyorsun, film izlemek istiyorsun. Ya bir filmi başından sonuna son zamanlarda izleyebildiniz mi? Hiç ama durmadan, bırakmadan, tamam mı? Tuvalet molasını falan saymıyorum. İzleyemiyoruz, yapamıyoruz. Şimdi bu makalede bir de şundan bahsediyor. Çoklu görev efsanesinden bahsediyor. Dikkat süremizin düşmesinden bahsediyor. Çoklu görev efsanesi biliyorsunuz aynı anda birkaç iş yapmak. Mesela öğrencilerin en çok sevdiği şey, bizim de aslında en çok sevdiğimiz şey, bazen yapıyoruz. Televizyon açıyoruz, bir ses oluyor oradan, işimize odaklanmaya çalışıyoruz. Öğrenciler de müzik dinlerken ders çalışmaya çalışıyor ama olmuyor çünkü çoklu görev efsanesi. Yani multitasking bir şehir efsanesi. Ya aynı anda bu olmuyor. İkisinden birini yapmak zorundasınız. Hatta bazen 3 iş, 4 iş yapanlar oluyor. Hayır, hayır, hayır. Bunun hesapları da yapıldı. Bununla ilgili de araştırmalar var ama BBC Science dergisinde bunlardan bahsetmemişler. Sadece aynı anda iki iş yapılmadığından, bir işi eğer gerçekten hakkıyla yapmak istiyorsanız tek işi yapmak zorunda olduğunuzdan bahsediyor. Sonra dikkatimizi geri kazanmanın 5 basit yolunda birincisi binaural sesler dinleyin. 2022 yılında bir makale var. Hintli bir adam, Basu ve meslektaşları şöyle bir şey yapıyorlar. Alfa binaural seslerin, yani 8-13 Hz arasındaki seslerin dikkati artırmak için en iyi çalıştığını buldular. Uyanık olduğunuzda beyninizde bu frekanslar, dalgalar hakimdir ve beyniniz daha gevşek, daha rahatlıyor. Kafanızı rahatlatmak ve toplamak istediğinizde, bir iş yapmak istediğinizde bu sesleri dinlemenizi öneriyorlar. YouTube'da bir sürü video var bu sesle. Aşağıya bırakacağım bu linkleri. Oradan dinleyebilirsiniz. Binaural sesler. Onlar binaural diye yazıyorlar. Bunlara bakabilirsiniz. Peki ikincisi ne? İkincisi de vücut saatinizi senkronize edin. Biyolojik saatiniz de olabilir. Kronotip diye bir şey var. Sabah insanı mısın? Gece kuşu musun? Bunu önce buluyorsun. Eğer sabah insanıysan sabah 10 senin için en iyi çalışma zamanı oluyor. En verimli çalışma zamanları oluyor. Eğer gece kuşuysan öğleden sonra 2 ile 3 arası sizin için en iyi çalışma zamanları oluyor. Peki bunu nasıl bulacaksınız? Bununla ilgili şöyle bir durum var. Zaten sen ne insan olduğunu iyi kötü biliyorsundur ama 1976'da Profesör Doktor Jim Horne diye bir adam bu konuda bir öz değerlendirme formu yapmış ama 1976'nın formu, şimdiki insan mı, o zamanki insan çok değişti tabii ki. Yine de bu bilgi verebilir size. YouTube, Google'a yazdığınız zaman çıkıyor. Daha da kararsız kalırsan ne insanı olduğuna veya senin hangi saatte gerçek verimli olduğun saati bulmak istiyorsan günlük tutuyorsun. BBC Science de bunu söylüyor. Günlükte her 30 dakikada bir, bunu yapacak olan olur mu bilmiyorum ama her 30 dakikada bir dikkat süreni ve odaklanma olayını not alıyorsun. Şu an dikkat sürem şu, odaklanabilme olayım bu diye not alıyorsun. Biyolojik saatinizin en verimli olduğu zamanı bulabilirseniz o saatte iş yapmanızı tavsiye ediyorum. Gece 4'te olan olur mu acaba bilmiyorum ama sonuçta herkesin bir biyolojik saati var. Bunu senkronize etmeniz gerekiyor. Eğer gece koşuyorsan gündüz insanı olmanın da yollarını bulabilirsiniz. Şöyle bir şey var bir de. Yoga nidra molası verin. Şimdi bu kaçıncı oldu? Dikkatini geri kazanmadan binaural sesler dinlemek bir. İkincisi vücut saatinizi senkronize etmek. Üçüncüsü de yoga nidra molası verin. Yoga nidrayı ben ilk defa bu dergide görüyorum. Yoga nidra bir YouTube'da önce aradığımda hep 10 dakikada uyuyun, 15 dakikada uykunuz gelsin gibi şeyler gördüm ama burada aslında şunu söylüyorlar. Bak, Seattle merkezli bir nörolog var. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi üyesi. Nasıl akademiler var arkadaş? Doktor Brandon Peters diyor ki uykuda benzer beyin aktivitesine sahip, tekrar söylüyorum bu cümleyi, uykuda benzer beyin aktivitesine sahip ancak uyanık kalarak derin bir rahatlama durumu.
Yani şöyle diyor. Burada şöyle bir cümle kuruyor. Yoga nidra uygulandığında sempatik sinir sistemi aktivitesinde bir azalma olur. Bu ne ya? Şöyle açıklayayım ben size. Yani uykuda gibi duruyor beyin, tamam mı? Belki de bir beyni kandırma şekli bu. Ama bir rahatlama, bir relax geliyor. Aynı o binaural sesleri dinlemek gibi. Sizin daha aktif bir şekilde bir şeye katılmanızı sağlıyor. Yoga nidra molası verirseniz günde 10 dakika mesela bunun yapacağınız şeyler var, videolar var. Yoga, onu da koyuyorum aşağıya. Bu yoga nidra videosu, ona da bakmanızı tavsiye ederim. Yoga nidra. Dördüncü, ışığınızı soğutun. Duvarlarınızı maviye veya yeşile boyayın. Çünkü bu çalışmalar, bu renkler sizin çalışma sürenizi ve verimliliğinizi artırıyor. Burada bir söz buldum, o çok hoşuma gitti. Amerika'da Renk Araştırma Enstitüsü var. Bunun kurucusu Louis Cheskin diye bir adam. 1947'de diyor ki, çok eskiden ama ya 1947. Şöyle diyor, beyaz duvarlar optik bir gerilim ve psikolojik bir tehlikedir. Beyaz duvarlar. Herkes genelde beyazı ve biliyorsunuz krem renklerini tercih ediyor iş yerlerinde, okullarda. Ey okullar, ey patronlar, size sesleniyorum. Kölelerinizin daha çok çalışmasını istiyorsanız yeşile boyayın veya maviye boyayın duvarlarınızı. Peki başka ne var? Dövüş sanatları. Anne baban eğer seni dövüş sanatlarına göndermiyorsa, çok güzel bir bilimsel referansım var artık. Linkini de bırakacağım. Şuraya bir yere koyacağım sizin için fotoğrafını. Bu kadın diyor ki dövüş sanatıyla ilgilenenlerin dikkatleri daha iyi. Bir işe daha iyi odaklanabiliyorlar. Çünkü uyanıklılık durumları daha yüksek oluyor. Bunu da söyleyeyim. Dövüş sanatlarıyla ilgilenenler böyle. O yüzden bir dövüş sanatına katılabilirsiniz. YouTube'dan ya da kendiniz yapabilirsiniz ama en güzeli bence bir salona gidip yazılmak, ama iyi birine gidin. Son olarak bu en güzeli bence. Bir şeye dikkatinizi vermek, odaklanma sürenizi artırmanızın en iyi yolu buymuş. Gelecekteki kendinizi hayal edin. Yani kazanacağınız başarıyı düşünün. Diyelim ki sınava hazırlanacaksınız ve sınav sonucundan 90'un üstü bir notu aldığınızı hayal edin. Bunu hayal ettiğin zaman odaklanman artıyor. Gün sonunda nerede olacağını, nasıl olacağını, kiminle olacağını, nasıl kazanacağını düşünmek sizi çok güçlendiriyor. Hatta bu başta bahsedilen Mark diye bir psikolog var, yani şu Urban Üniversitesi'ndeki. Böyle güçlü bir görselleştirmenin sosyal medyayı kontrol etme ve e-posta kontrolü yapmanızı azalttığını kanıtlıyor. Hatta sosyal medyaya girmeyi de azaltıyor. Konu bu kadar. Herkese teşekkür ederim. Hoşça kalın. Son bir ekleme. Dikkatimizi geri kazanmanın yollarını tekrar bir görelim şöyle. Bir, binaural sesler dinleyin. Aşağıda linkler koydum. Bununla ilgili. İki, vücut saatinizi senkronize edin. Üç, yoga nidra molası verin. Günde bir 10 dakika yoga yapın. Ama nidra, yoga nidraymış bunun adı. Uykuya benzer bir uyanıklılık hali. Nasıl bir şeyse. Ve ışığınızı soğutun. Yani mavi ve yeşil renkleri tercih edin duvarlarda ya da ışıklarda. Mavi renk zaten uyumanızı da engelleyen bir renk. Uyumak istiyorsanız kırmızı rengi tercih edebilirsiniz. Dövüş sanatlarıyla uğraşın. Gelecekteki kendinizi hayal edin. Dikkatinizi kazanmanın 5 yolu bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.